73. 88. mektup. Derin alim, büyük veli Abdullahi Dehlevi'nin rahmetullahi aleyh Mekatib-i Şerife kitabındaki 88. mektubu 11 sayfedir. Bu uzun mektubun son kısmının Farisi'den tercümesi aşağıdadır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde öyle bilgiler vardır ki, bunlar tevil edilmeden anlaşılamaz. Bir kelimenin Allahü Teala ve Rasulullah tarafından açık bildirilmemiş manalarından İslamiyete uygun olanı seçmeye tevil denir. Bunu herkes yapamaz. Evliyanın sözlerini de tevil etmek mealen bildirmek lazımdır. Tevil edilmezse yanlış anlaşılır tevil edilince veliye iftira etmek tehlikesi olmaz. İftira etmek haramdır. Evliya-i kiramın sekr halinde şuursuz iken veya kavuştukları nimetleri anlatırken yahut talebesini teşvik için veya maksadını anlatacak kelime bulamadıkları zaman söyledikleri bazı kelimeleri tevil'e muhtaç olur. İmam-ı Rabbani'nin de böyle kelimeleri vardır. Abdülhak Dehlevi rahimehullah Abdülkadir Geylani'nin Fütuhul Gayb kitabının Farisi şerhinde buyuruyor ki: Ariflerin kalplerine ince ve anlaşılmaz bilgiler geldiği zaman bunları anlatacak kelime bulamazlar. Böyle sözlerini işitince doğrusunu Allahü Teala bilir Demeli inkâra kalkışmamalıdır. Tasavvuf yolundan maksat ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru itikada ve İslam'ın güzel ahlakına ve fıkıh kitaplarının gösterdiği işleri yapmaya ve bid'atlerden sakınmaya ve Allah dostlarının kalplerine gelen hallere kavuşmaktır. Elhamdülillah bizim yolumuzda bu nimetler hasıl olmaktadır. Allahü Teala bu yolun feyizlerini bu fakire de ve doğru yolu arayan bütün Müslümanlara da nasip eylesin. Batına kalbe gelen nimetlerin sonsuz olduğu bu zaman anlaşılır. Bir kimsenin maksadı bilinmeden yalnız sözüne bakarak ona kafir denilemez. Bir Müslümanın bir sözünün yetmiş manası küfrünü, bir manası ise imanını gösterse o kimseye kafir denilmez. Hadisi i şerifte küfrü açık bilinmeyen kimseye kafir diyen kafir olur buyuruldu. İmam-ı Rabbani için her zaman Resulullah'a tabi olmak lazımdır diyorsunuz. Halbuki Resulullah'ın riyazetleri, mücahedeleri ve kâfirlerle cihatları sizde hiç görülmüyor diyenler var. Buna cevap olarak deriz ki, her Müslümanın farzlarda, vaciplerde ve müekket sünnetlerde Rasulullah'a tabi olması lazımdır. Aciz olmak, mücahede ve gaza yapamamak için özürdür. Hem de geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar teheccüd namazları kılması ve çok açlık çekmesi ve muharebelerde kahramanlıklar göstermesi onun hasaisinden idi. Yani yalnız ona ihsan olunmuştur. Allah'ın arslanı Emirül Mü'minin Ali radıyallahu an buyuruyor ki muharebenin en şiddetli zamanlarında Resulullah'ın yanına sığınırdık. Cihadi askar olan muharebeler için ve cihâd-ı ekber olan nefs mücadele için kuvvetli olmak şarttır. İmam-ı Rabbani'ye itiraz edenler de acizdir. Hadisi i şerifte, kolay şeyleri yapınız, işlerinizi güçleştirmeyiniz, gücünüz yettiği şeyleri yapınız. Allahü Teala kolay olanları yapmanızı istiyor, buyuruldu. Allahü Teala mihnetlere, meşakkatlere katlanmayı kolaylaştırmıştır. Bunun için dertlere, belalara katlanmayı istiyor. Sabredenleri seviyor. İmam-ı Rabbani Resulullah'ın her işine tabi olmalıdır demiyor. İtikatta, fıkıh kitaplarında emrolunan işlerde yani ahkâm-ı İslamiyye'de ve kalb ile yapılan zikirlerde ve terakkilerde tabi olmalıdır diyor. Siz de biliyorsunuz ki bunlara tabi olmayan veli olamaz. İmam-ı Rabbani'ye itiraz edenler onun sözlerini anlayamayanlardır. İslam alimlerinin kitabımızdaki sözlerini anlayamayan cahiller de dini dünya kazançlarına alet eden yobazlar gibi ve İngiliz casuslarına satılmış olan hainler gibi kitaplarımızı kötülüyorlar. Allahü Teala yavrularımızı bu düşmanlara aldanmaktan muhafaza buyursun. Amin. Resulullah'a tam tabi olunca insan onun gibi olur. Tasavvuf büyükleri bu hale fena fir resul demişlerdir. Fena fi şey ve fena fillah demeleri de böyledir. Bu sözleri de insanın sıfatları mürşidin ve Allahü Teala'nın kemal sıfatları gibi olurlar demektir. Cahiller bu sözlerin manalarını anlamadıkları için kendilerini ve her mahlûku Allahü Teala ile birleşir sanıyor. Halbuki şer-i şerif ve Kur'an-ı Mecid Allah başkadır, mahluklar başkadır diyor. Evliyanın sekr halindeki şuursuz sözleri bu hakikati değiştiremez. Resulullah'a tam tabi olan da Allahü Teala'nın kemal sıfatlarından bir zerrenin zuhurunu Allahü Teala ile birleşmek zannetmişlerdir. Büyüklerimiz Muhammed Aleyhisselam gibi olmaya onunla ittihad etmek, birleşmek dedi. Mahluk Allahü Teala gibi olamaz ki Allah ile birleşmek denilsin. Mahluk mahluk ile ittihad etti denilebilir. Mahluk halik ile birleşti denilemez. Evliyanın sözleri misk gibidir. Güzel mana saçarlar. Yanlış manalar vermek miski çalı çöp ile örtmek gibidir. Çalı yığını miskin güzel kokusunu örtemez. Eskiden tasavvufçular fakirliği zenginliğe tercih ederlerdi. İmam-ı Rabbani ise zenginliği ve malı mülkü tercih ediyor. Demek de çirkin iftiradır. Mektubatın çok yerinde, fakirlerin kapı önlerinde oturmaları, zenginlerin süsler, zinetler içinde oturmalarından iyidir, yazılıdır. Buradaki fakirlerin muayyen, devamlı gelirleri yok ise de, Allahü Teala'nın ezelde taksim ettiği rızka güvenerek rahat, ve neşelidirler buyurmaktadır. Zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve fakirlere yardım etmek için çalışıp helal kazanmak iyidir. Süleyman aleyhisselam ve esabı ı kiramdan Emirül Mü'minin Osman ve Abdurrahman bin Avf ve diğerleri Rasulullah'tan sonra mal ve mülk sahibi oldular. Bu servetleri Sahabilik derecelerinin azalmasına sebep olmadı. Sabreden fakir ile şükreden zenginden hangisinin daha üstün olduğunda ehli sünnet alimleri ihtilaf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirliğin sıkıntısına katlanabildiği için fakirliği istedi. Hadisi şerifte geceleri Rabbimin ziyafetindeyim beni doyuruyor ve içiriyor buyurdu. Fakirlik ibadet yapmayı güçleştirirse ibadete kuvvet veren zenginlik eftal olur. Böyle şükreden zenginlere dil uzatmak Hadid suresinin 21. ayetinden gafil olmayı gösterir. Bu ayet-i kerime mealen Allahü Teala bu üstünlüğü dilediğine ihsan eder dir. Bu ayet-i kerime ve hadisi i şerif kâfirlere, fasıklara muhtaç olmamak için ve Müslümanlara hizmet etmek için ve İslam ilimlerini yaymak için ve bunları yapanlara yardım etmek için lazım olan parayı, malı kazanmanın çok sevap olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki satırları yazan Gulam Ali Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh Kadiriye ve Çeşdiye alimlerinden çok istifade ettim ve Nakşibendi müceddidi büyüklerinden feyz aldım. Allahü Teala bu büyükler hürmetine bu fakirin yazılarına tesir ihsan eylesin. Okuyanlardan ve tabi olanlardan razı olsun ve cümlemize hüsn-i hatime nasip eylesin. Amin. Çün aşk denizi dalgalandı. Ol dürriyetim zahir oldu. Şanında buyurdu Halik-i Pak. Levlâke levlâk, lema halaktül eflâk. Mahmudu Muhammedu mübeccel Mahbubi ı huda nebi-i mürsel doğdukta o şemsin ziyası doldurdu bütün kainatı gördü onu basir olanlar görmüyor yalnız kör olanlar o gonca Mekke'de açıldı kokusu dünyaya saçıldı. Zerredir o güneşten el an, alemdeki ilm ile irfan. Bugün dolduran ruhi zemini, ilimler o gülün bir filizi. Ol güneşin olmasa berkı, kim parlatırdı şarkı garbı? Olmasa Endülüs okulu açık, kim Avrupa'ya tutardı ışık? İlm merkezi Semerkant, Bağdat, etti yeryüzün cehilden azat. Böylece kapladı her yeri, hızla envar-ı Muhammedi. İnsaf et. ey inatçı, insaf! meydanda değil mi ilme eslaf kim eğledi Mustafa gibi tevhid-i cenabı ezeli verdi mi öyle dersi irfan hitit ve asur roma yunan ölçülse tevrat zebur incil üstün elbet kitabı tenzil bir mucizedir nuri Kur'an değişmez hiç durdukça cihan kıyamete dek olur mer'i şüphe edene fe'tu emri yehut mason komünist şimdi Kur'an'a hep hücuma geçti her asırda böyle çattı ada Bir zafer bulmadı asla çünkü onu Cenabı Bari değişikliklerden kıldı ari. Şer ile yaydı o nebi yeryüzüne ilmi edebi. Kim giderse onun izinde iyilik bulur her işinde. Her kim ki bu yola özenir güzel sıfatlarla bezenir. Ümmidir, eğer ki o nebi ilm ile doldurdu her yeri ümmi ki sözlerinde parlar her mahlûka ait haklar ümmi idi hocası yoktu fenne uygun ayet okudu seçilmiş sevgiliyken o daim beğenirdi yokluğu Emrine geçmişken memalik, Üç gömleğe değildi malik. Askeri olurken muzaffer, Açlığı sever idi ekser. Çok mal bulunmaz da evinde, Fevtinde görüldü, Zırhı rehinde. Varını fakire verirdi, Yoksul olunca sevinirdi ekser zaman gördüğü şeyler yanında dünya neye değer? İhsanları herkese çoktu. Bir şey yok demek onda yoktu. Bazen o kadar çok verirdi. Düşmanları hep eğilirdi. Şefkati boldu her leyime. Müşfik babaydı her yetime. Her işinde vardı çok hikmet. Hiç etmedi kimseye minnet. Hastayı ziyaret ederdi. Dertliyi şifaya bederdi. Teheccüdü hiç bırakmazdı. Allah korkusundan yatmazdı. Tutardı herkesi peygamber hep kendi nefsiyle beraber iftihar ederdi kullukla huylu idi ilahi hulkla bir mektebe oldu müdavim Allah'tı zatına muallim anlatmak için Rahman anı Kur'an'da hoş etti beyanı haşradek şahı enbiyaya olsun salavat bi nihaye olsun aline eshabına salat selamı acizane